Herkese merhabalar. LGS Türkçe'de mutlaka bir sorunun geldi. Bakın 2022 Sözel'i açıyorum. 2022 Sözel'de de mutlaka bir soru. Son soru A kitapçığında noktalama işaretleriydi. Noktalama işaretlerinden mutlaka bir soru geliyor. Bugün de yine noktalama işaretlerini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve LGS adına bir soru cebimize atacağız. Nokta, virgül ve noktalı virgül en fazla çıkan sorular içerisinde. Ama biz hepsini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hazır mısın Tonguç Ceylan'ım benim? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. LGS 2023'te kendi efsanemizi yazarken hiçbirinden soru kaçırmak istemiyoruz. Kazanımlara uygun bir şekilde, harika bir şekilde konuları öğreneceğiz. Ardından da taktikli Türkçe'de, Dinamo Türkçe'de ve Zoru Bankası Türkçe'de bu konuyla alakalı hazırladığımız soruların her birini güzel güzel çözeceğiz. Hatta noktalama işaretleri testine şöyle bakmak istiyorum. Bakın burada test 82, 83, 84, 85 testlerini çözdüğümüzde mesela Zoru Bankası'nda zaten konuyla alakalı gelebilecek her tür soru tarzına hakim olmuş olacağız. Burada da en önemli şey soru çözmek. Öyle değil mi Tonguç'um? Evet hocam. O zaman hadi bakalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Önce intromuz girsin, ardından da videomuz başlasın. Hadi bakalım. Şimdi noktalama işaretleri de aynı bunun kadar önemli. Yani günlük hayatımızda arkadaşlarımıza mesaj attığımızda veyahut da büyüklerimize bir elektronik posta yolladığımızda kesinlikle kesinlikle biz noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz. En önemlisi tabii ki sınavda çıkacağı için bu konuya dikkat edelim. En önemlisi sınav, başka teferruattır gerisi. Aynen, gerisine dikkat edelim. Şimdi başlıyoruz Songuç'um. Birincisi virgülle başlayalım. Virgül nerelerde kullanılır? Bak, sınavlarda virgülün nerelerde kullanıldığı ile alakalı soru da sorabiliyor. Aynı zamanda virgülü kullanıp hangisi de ne için kullanılmıştır diye de sorabiliyor. Yani bu cümleleri de sorabiliyorlar. Geçmiş yıllardaki birçok sınav örneğinde bunu gördük, yine gelebilir. Mesela demiş ki eş görevli kelimelerin arasına konur. Sessiz dereler, virgül, solgun ağaçlar, virgül, sarı güller diye devam ederken burada eş görevli sözcüklerin arasına virgül koyabiliriz. Cümlede ard arda gelen zarf ile kalmış kelimelerden sonra da konur. Bir karara varıp virgül, yüzüme dikkatli bakarak konuştu diyebilirsin. Eğer bu varıp olmasaydı yüzüme dikkatli bakarak virgül konuştu diyemezdi. Varıp varmayıp. Harikasın. Varıp varmayıp bir zarf fiil Tonguç'um. Bakarak bakmayarak da bir zarf fiil. İki tane zarf fiil var. Dolayısıyla burada virgül kullanabiliriz. Sıralı cümleleri ayırmak için de kullanabiliyoruz. Umduk, virgül, bekledik, virgül, düşündük, nokta diyebiliriz. Patladık. Patladık, o da olabilir yani. Cümle içinde ara sözlerin başına ve sonuna da konabilir. Küçük bir sürü, dört inekle birkaç koyun, köye giren geniş yolun ağzında durmuştu bak. Küçük bir sürü köye giren geniş yolun ağzında duruyor. Bu küçük sürüyü de açıklıyor. Dört inekle birkaç koyun. İşte bu ara söz özneyin açıklayıcısı olmuş. Ve red ve kabul bildiren kelimelerden sonra da konabiliyor. Peki, senin dediğin gibi olsun. Şimdi Tonguç'um, burada ben bu örneklere neden bu kadar detaylı verdim? Sınavlarda sana böyle... Peki hocam, senin dediğin gibi olsun. Teşekkür ederim Tonguç'um. Peki, virgül, senin dediğin gibi olsun hocam diyorsun. Şimdi burada şöyle bir şey var Tonguç'um. Sana bunları verir, bu cümleleri verir, der ki hangisini eş görevli kelimelerin arasına konmuştur der. Veyahut da hangisini sıralı cümleleri ayırmak için konmuştur der. Yani noktalama işaretinin kullanımını da bilmeni ister. Dolayısıyla virgül en önemlisi... Bu kadar detay sorar mı hocam? Bu kadar detay iki kere sorulmuş. Dolayısıyla buraya ben %100 yazıyorum. Burayı çok iyi bil Tonguç. Hem kesin sınava çıkar mı hocam? Büyük sınavda %99 çıkar, okul sınavlarında da %100 çıkar Tonguç'um. Bu sayfa en fazla sorulan sayfadır. Gelelim virgül nerede kullanılmaz'a bak. Buradan da soru gelebilir. Bağlaçlardan önce veya sonra virgül konmaz Tonguç'um. Wilson ay tutulmasına şahit olmuş, hatta teleskopla gözlem yapmış. Bak burada hatta'dan sonra virgül kullanmana gerek yok ki. Hatta bir bağlaç zaten. Bağlaçtan sonra daha niye kullanıyorsun? Mığmi ekinden sonra virgül konmaz. Öğretmenimiz konuştu mu ağzından bal akar sanki. Bu da yine anlamsız, bu da yine anlamsız Tonguç'um. Şart ekinden sonra virgül olmaz. Bak burası önemli. Bunu birçok öğrenci karıştırır. Birini görecek olsa virgül hemen onun yanına giderdi gibi düşünür. Halbuki SSA da bir bağlantı kurucudur. Dolayısıyla burada da virgül koymamıza gerek yok Tonguç'um. Noktaya geldiğimizde noktayı en sona koyuyorsun, bitiyor. Bu kadar basit. Bazı kısaltmaları sonra koyuyoruz. Sayılardan sonra kullanabiliyoruz. 3. Mehmet, 2. Mehmet diye. Tarihlerin yazılışına koyabiliyoruz. Veyahut da saatlerin yazılışına da kullanılıyor. Buna dikkat et. Saatler böyle dijital saatlerden hani şöyledir ya Tonguç'um. 17, 30 böyle yazar mesela dijital saatlerde. Çok kaliteli oldu hocam. Evet. Ama bu dijital saatte böyledir ama sen de bunu günlük hayatta şöyle yaparsın 17.30. Hayır. Ben de öyle yapıyorum hocam. Bu yanlış da. Normal sen 17.30'u burada yazdığımız gibi böyle kullanman lazım. Dijital saatte Türkçe hep sürprizlerle dolu bir dijital. Sürprizlerle bir değil. Aldığın gibi koyarsan hata yaparsın onun için, bunu bileceğiz. Tabii biten cümlelerin sonuna nokta koyacağımızı zaten biliyoruz. Noktalı virgüle baktığımızda virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için de konabiliyor. Mesela erkek çocuklara Tuğrul, Aslan, Orhan, kız çocuklarına ise İnci, Gönül adları verir demiş. Burada bak, erkek çocukların arasına virgül koyduk Tuğrul, Aslan diye. Kız çocuklarının arasına virgül koyduk. Ama kızlar ve erkekleri birbirinden ayırmak için biz net bir şekilde noktalı virgül koyduk. Bir kağıdı şöyle düzeltelim ha. Yani hani matematikte şöyle bir şey vardır ya Tonguç'um. 2 artı 2 dersin, parantez içine alırsın. Şöyle parantez içine aldıktan sonra artı 3 artı 3 dersin.
Bütün bunları parantez içine almak için normal parantezden daha güçlü olan bir köşeli parantez koyarsın. Bu nedir? Ey normal parantez, senin gücün yetmez, çekil oradan, ben köşeli parantez olarak geldim dersin ya. İşte bu da onun gibi bir şey Tonguç'um. Sen virgülün yetmediği yerde noktalı virgülle devreye girersin. Dersin ki kardeş çekil, ben geldim artık. Noktalı virgül var, senin gibi küçük virgüller bu işe gücü yetmez dersin. İşte buradaki noktalı virgül erkeklerle kızları ayırmış. Burada erkekler kendi aralarına virgül ayrılırken, kızlar kendi aralarına virgül ayrılırken noktalı virgül babalar çekilin demiş ve ortaya gelmiş. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri de ayırmak için kullanılabiliyor. At ölür, virgül, meydan kalır. Yiğit ölür, virgül, şan kalır. Şimdi bak, at ölür, meydan kalır bir cümle, yiğit ölür, şan kalır bir cümle. Aralarında virgül var. O zaman arasına bunların ikisini ayıran cümleye de biz noktalı virgül koymamız gerekir Tonguç'um. İkiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde de özneden sonra noktalı virgül konabilir. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyor derken burada acemice görünen şey yeni usul şiirimiz, burada belirtmemiz lazım. Hatta sana daha kolay bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki Ali, Can, Cem, Cenk ve işte Abdurrezzak. Abdurrezzak uzun oldu şimdi. Era'yı çağırdı diyelim. Şimdi burada kimin çağırdı belli değil. Ali, Can, Cem ama şuraya bir noktalı virgül koyarsan şöyle oluyor. Ali, Can, Cem, Cenk ve Era'yı çağırdı oluyor. Demek ki çağıran kişinin Ali olduğunu noktalı... Peki Can çağırsaydı ne olacaktı hocam? Patlamıştık. O zaman patlardı. Can cümleye başına gelmesi gerekir. Ali falan dememiz gerekir Tonguç'um. İki noktaya baktığımızda burada da kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konuyor. Bir aileyi şu üç değer ayakta tutar. İki nokta üstte sevgi, güven ve saygı. Şimdi burada üç dediğimiz için bunun sonuna nokta geldi Tonguç'um. Eğer üç değildi birçok deseydik buraya üç nokta gelecek. Bunu da birazdan söyleyeceğiz. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlelerin sonuna konur. Kendimi takdim edeyim. İki nokta üstte meclis katiplerindenim diye kendini takdim etmiş. Bir de şu da çok önemli Tonguç. İki noktadan sonra küçük harf başlayabilir. İki noktadan sonra cümle varsa büyük harfle başlar. Özel isim varsa büyük harfle başlar ama... İki noktadan sonra eğer cümle değerinde olmayan bir şey varsa bak sevgi, güven, saygı bu bir cümle değil. Dolayısıyla S'yi küçük yazabilirsin. Ama noktadan sonra veyahut da soru işaretinden sonra, ünlemden sonra mutlaka büyük harf. Üç noktadan sonra hocam. Üç noktadan sonra da bazen küçük harf devam edebilir. Niye? Çünkü bazen araya bir şey alırız ya mesela bana nokta nokta dedi dersin. Hani o yüzden hani orada tabii birazcık ayıp oluyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Ziraatçı sayar. İki nokta üstte. Yulaf. Pancar, çavdar, mısır gidiyor yani. Dolayısıyla burada 3 nokta konabilir Tonguç evladım benim. Şimdi ama konumuz 2 noktaya tabii. 2 noktaya dikkat edeceğiz. Burada 2 noktaya alakalı bir şeye vurgulamak istiyorum Tonguç'um. Burası çok önemli. Öğrencilerin en çok karıştırdığı şey acaba noktalı virgül mü gelecek yoksa 2 nokta mı gelecektir? Acaba derler. Noktalı virgülle 2 nokta arasındaki benzerlik asla olmaması lazım Tonguç'um. Niye biliyor musun? Eğer bir yere 2 nokta veya noktalı virgül arasında kaldıysan %100 iki nokta gelecektir. Niye? Çünkü ikisinin karışma ihtimali yok normalde. Sen geçmişten gelen bir bilgiyle acaba buraya noktalı virgül mü gelecek diyorsan rahat ol. İki noktayı diyebiliriz Tonguç. Şimdi gelin. Neden? Çünkü noktalı virgülle virgülü belki karıştırırsın. Ama noktalı virgülle iki nokta karışmaz. İki nokta zaten net bir şekilde açıklamalar, örneklerin öncesinde sonuna konuyor. Geldik üç noktaya. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konuyor. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan. İşte dost paşa düşman ayağı. Üç nokta. Açıkça yazılmak istenmeyen kelime veya bölümlerin yerine de konabilir. Arabacı nokta noktaya yaklaştığını söylüyor derken yine üç nokta koymuş. Soru işaretini zaten kimler kullanmaz Tonguç'um soru işaretini? Soru işaretini aptallar kullanmaz. Harikasın Tonguç'um. Akıllı insanlar hep soru sorar. Dolayısıyla bizim de çok güzel bir atasözümüz var. O zaman ben aptal mıyım hocam? Ne demek Hayır. istiyorsun? Bak soru sordun bana. Akıllısın işte. Ne demek istiyorsun derken bana soru sordun. Ama demek soru işareti koymamıştım sonra. Hocam. Olabilir. Noktalama işaretini unutmuş olabilirsin ama o da bilgi eksikliği. Onu da düzeltebilirsin. Demek ki buradan şu dersimizi çıkarıyoruz. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Soracağız, öğreneceğiz. Hata yapmak kötü bir şey değil. Soru 2. Bilmemek ayıp değil, kopya çekmemek ayıp. O da ayıp tabii. Çekmek lazım. Ne diyorsun? Kafam karıştı olmuş. Öyle bir şey yok. Soru 2 veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Bak kopya ile alakalı geçen çok güzel bir şey okudum. Hatta geçen dediğim dün gece okudum. Afrika'da bütün okulların girişine ne yazmışlar biliyor musun? Yıkılan binaların, işte tam sağlam yapılmamış yıkılan binaların, iyi eğitilememiş öğrencilerin, işte kaybedilmiş davaların avukatları genellikle ya eğitimsiz insanlardır ya da kopya ile bir yerlere gelmiş insanlardır. Yani sen iyi eğitim almadan kopya ile bir yerlere gelirsen ne olur? İleride yaptığın mesleği iyi yapamazsın, bilmiyorsun. Bu sefer yaptığın bina yıkılabilir. Öğrettiğin öğrenciler de yetiştirdiğin iyi olmayabilir diyor. Dolayısıyla ileride bu bilgileri biz kullanacağımız için kopyaya fazla yer vermememiz lazım. Hemen bitirelim, son sayfamıza geldik. Soru 2 veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur dedik. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? Yunus Emre
1240 demişiz. Burada da şüpheyle karşılanan yer ve durum, yani bilmiyoruz dediğimiz zaman soru işareti geliyor. Burada şunu da söylemek istiyorum Tonguç. Bunu çok söylüyorlar. Mesela geldi mi virgül gelmedi mi dediğimiz zaman bir tane soru işareti kullanırsın. İki defa, 10 defa kullanmana gerek yok. Bir kere virgül koy, devam edebilirsin. Kısa çizgide ara sözlerin başına ve sonuna konabiliyor. Küçük bir sürü köyün girişte duruyordu. 4 inekle birkaç koyun diyerekten az önce virgül koyduğumuz yere... Virgül koymuştuk hocam demin. Zaten virgül ve kısa çizgi birbirinin yerine kullanılabilir. Kök ve gövdeleri ayırmak için kullanılabiliyor. Burada virgül kullanabilir miyiz? Alışta hocam. Hayır, kullanamayız. Sadece burada virgül kullanılabiliyor. Buna dikkat edelim. Ara sözde kullanılıyor. Ara sözde ortaklar Tonguç'um. Şöyle ok işaretiyle gösterelim. Tebrik ediyorum seni. Alış, durak, görgülü veyahut da fiil kök ve gövdelerini göstermek için. Veyahut da ve ile iladen arası kullanılmış. Ne demek fiil kök ve gövdelerindeki? Şöyle. Almak, durmak, görmek. Mak yazmıyor ki hocam orada. Ama sen fiil kökü olduğunu belirleyeceksin zaten. Burada hoca sana söyler mesela. Fiil köklerini gösterler. Sen gör dedin ya. Lan bunu bir şey yapman lazım. Diğer türlü bir fiil gibi duruyor. Şunu koyduğun zaman bu mastar halini... Don yazar mısın hocam? Don. Don yazdım. Tamam. Terbiyesiz bir şey değil mi hocam? Ama yanına bunu koyarsan donmak. Donmak oluyor. Donmaktan dondurmak, dondurmaktan dondurma diyebiliriz. Aferin. Gerçekten terbiyesiz bir şeyden nasıl terbiyeli bir şey çıkarırsın? Yanla yazar mısınız hocam? Yanla. Yanla. Ha, bu da ayıp oluyor tabii. Ama yanlamak da diyebilirim. Evet. Ama yanlamak da zaten trafik cezası oluyor. Biliyorsun Tokuç'um, dikkat et. Arasında bisikletini yanlama sakın. Aydın İzmir yolu dediğimizde Aydın ve İzmir anlamı kullanmış oluyor. Son sayfamıza geldik artık. Oh be, sonunda bitiyor. Ne diyorsun ya? Duyguları anlatan ifade veya cümlelerin sonuna da biz ünlem işareti koyuyoruz. Eyvah! Ev darmadağın olmuş derken burada ünlem işareti kullanabiliriz. Veyahut da seslenme bildiren cümlelerden sonra mesela Mustafa Kemal Atatürk "Ey Türk gençliği" demiş. Burası önemli diyoruz ve geçiyoruz. Geldik buraya, kesme işareti. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme eklerini, iyilik, durum ve bildirme eklerini kesme işaretiyle ayrıldığını bilmemiz lazım. Neden? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı derken ayırmamız lazım. Ama bazılarında gelmiyor. Ona dikkat et. Mesela Türk Dil Kurumu'nu derken burada ayırmaman gerekiyor Tonguç'un. Bunu da yazım hatası olarak abilerine sordular. Sana da sorabilirler. Kısaltmalara getiren ekleri ayırmak için kullanabiliyor. Sayılara getiren ekleri ayırmak için kullanıyor. 1985 T dediğimizde. Bir de seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü gösterdiğiniz zaman şiirlerde mesela "düştü mü ola" derken yine kesme işareti kullanabiliyoruz. İlk çizdiği adreslerde... Ne bitmez bilmezmiş konuşmuş bu hocam. Son sayfa derken son 250 sayfa değil mi? Sen bile heyecanlandın. Adreslerde, tarihlerde kullanacağımızı bileceğiz. "Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün" diye şiirin mısralarının arasında da kullanabiliyoruz. Aman Allah'ım hocam. Hocam bitiyor dediniz, son sayfa dediniz. Son sayfa. Hocam son sayfa, kandırıyorsunuz? Son sayfa olduğunu göster. Hayır kandırmıyorum Tokucuğum. Şimdi başka bir kimsenin olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Ünlü bir düşünür "en verimli yağmur alın teridir" der. Bak ne kadar güzel söylemiş. Burada adamın sözünü tırnak içine alabiliyoruz. Hatırlar mısın? Düşünce geliştirme yollarında tanık gösterme vardı. İşte biz burada tırnak işareti kullanıyoruz. Cümle içerisinde eserlerin adları da mesela... Yahya Kemal'in "Kendi Gök Kubbemiz" adlı şiirinde net bir şekilde tırnak içine almışız. Öğretmenimiz "hadi dışarıya çıkın" dedi. Harikasın. Ödülü sorumuzu yapın, yorumları yollayın arkadaşlar.